Peki daha Büyükşehir Belediyesi'ni ve Süleymaniye Belediyesi'nin değerli çalışanları böyle güzel bir günde ve sizlerle beraber olmanın verdiği güzelliklere mutlulukla sizleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yani Tekirdağ ve Büyükşehir ikisini bir araya koyduğumuz zaman 30 Mart 2014'ten sonra Tekirdağ'da çok şeylerin değiştiğini, ama daha önemlisi, bunu her zaman söylüyoruz, artık Tekirdağ isminin merkez olmadığı, yani 70 yıl, 15 Ekim 1923'te Edirne'ye bağlı bir vilayet sancak iken burası, yani merkez 30 valilik olmuş. Yani 15 Ekim 1923'te Tekirdağ valilik olmuş. İl olmuş. Tam üzerinden 91 yıl sonra 30 Mart 2014'te 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu çıkınca Tekirdağ merkezi Büyükşehir oluyor. Yani Tekirdağ tamam Büyükşehir olmuş. Yani isim değişmiş. Merkezin ismi Süleymanpaşa olmuş. Yani bu oluşumlar da şunu söylemek istiyorum. Kolay olmuyor bu oluşumlar. Yani isimlerin kabullenilmesi, isimlerin oluşması. Düşünün, 90 yıldır adresimizin altına hep Tekirdağ diye yazmışız. 30 Mart 2014'ten sonra Süleymanpaşa yazıyoruz. Merkez yapılanlar için diyorum. Veya hep Çorlu'da yaşamış vatandaşlarımız. Bir kısmı işte Sağlık Mahalli, Çiltepe ve 10 tane köy, 4 tane falan belde bir anda bir ilçe olmuş, ergen olmuş. Hepsi adreslerinin altına Çorlu yazmışlar 90 yıl boyunca. Bu sefer başladı ergene yazmaya. Veyahut da kapaklı ilçe olmuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu büyük şehir olmakla beraber nüfusu 750 bini aşan bundan sonra her il büyük şehir olacak. Tekirdağ'da bugün 1 milyon 5463 nüfusuyla bu sınırı çoktan aşmıştır. Şimdi ondan sonra işlerin oluşması, sistemin oluşması, oturması ve bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de kendini duyurması, buraya geçen süre içerisinde baktığınız zaman geride kalan 1617 gün. Dolu dolu 1617 gün. Ve bakıyorsunuz geriye çok hızlı geçen bir zaman. Bunu her zaman söylüyorum. Ben Madbata'ya aldığım 8 Nisan 2014'te seçimi kazandığımız 30 Mart 2014 akşamından sonra 8 gün geçmek bilmedi. Yani şöyle geçmek bilmedi. Yani ne zaman teslim alacağız, ne yapacağız, nasıl hizmetler yapılacak, sistemi nasıl kuracaksınız? Yepyeni bir sistem çünkü. Tekirdağ 90 yıl sonra yeni bir idari, değişik bir idari sistemi oluşuyor. Ama 8 Nisan'da Mazbata'yı aldıktan sonra bir baktım bu sabah 1617 gün geçmiş. Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 16 tane büyük şehir vardı. Bu Tekirdağ büyük şehir olmadan önce. Bunlar ilk 1984 yılında başlayan İstanbul, Ankara, İzmir ile başlamış. Daha sonra Konya, Adana, Kayseri. Ondan sonra diğerleri gelerek ve en son bundan 14 sene önce de Sakarya Büyükşehir olmuş. Üzerine 14 sene geçmiş, başka büyükşehir olmamış. Ama bunların büyükşehirliği de ilin tamamının değil. Yani bir pergel cetvel koyun şehrin merkezine. 40 kilometre, 50 kilometre, 60 kilometrelik bir şey büyükşehir olmuş. Diğer ilçeleri yönetmiş ama 30 Mart 2014'te beraber Tekirdağ'ın da büyükşehir olduğu, yeni oluşan 14 büyükşehirle beraber tamamı bütün şehir oldu. Yani köyler dahil hepsi bütün şehir oldu. Ne oldu büyükşehir olmakla beraber? Onu da söylüyorum. Tekirdağ'ın 257 tane köyü 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık. Yani köy geleneği kalktı, yattılar. Bunu trajikomik olarak anlatıyorum bunu. Yattılar köylü olarak 12 Kasım 2017 kanunun çıktığı akşam sabah bir uyandılar, şehirde olmuşlar. Veyahut da 23 tane belde belediyesi. Bunlar kurulurken halka sordular, referandum yaptılar. Dediler ki, belediye olmak istiyor musunuz diye. Onlar da tamam dediler, biz istiyoruz. Referandum oldu belediye. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl belediyeler. Ama işte 12 Kasım 2012 kanunun çıktığı, 6360 sayılı kanunun çıktığı akşam onlar yattılar belediye tabelasından, sabahleyin kalktılar belediye tabelası yok. Ne oldu? Mahalle olduk biz. Şimdi arkadaşlar, böyle bir kanun çıkarken kanundan etkileneceklerin çok iyi bir şekilde anlatılması lazım. Neyle karşılaşacaklar? Ne yapacaklar? Bizim en büyük handikapımız büyükşehri kurarken en büyük handikapımız büyükşehir anlatılmadı vatandaşlara. Neyle karşılaşacak?
Vatandaş tamam diyor. Tekrar Büyükşehir olacak. Bizim vatandaşın beklentisi bak. Bakın arkadaşlar bu. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek. Makamına geçecek. Oturacak. Basacak düğmeye. Her şey toz pembe olacak. Böyle anlatıldı. Ve vatandaş da haklı olarak tabii. Düşünün şimdi Tekirdağ Osmanlı köyü. Mahalle oldu. Ertuğrul Mahallesi'nde ne varsa diyor Süleyman Paşa'da. Ben de onu istiyorum artık diyor. Buraya da otobüs gelecek. İyi tamam da. 80 yıl, 90 yıl olmamış bir sistem bir anda. Ama vatandaş bunu istiyor. Vatandaş haklı. İtiraz etmiyor. Hatta vatandaş öyle şey istiyor ki 34 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı işleri istiyor. Bütün bunları böyle kısaca özetledikten sonra şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bu toplantı niye yapılıyor? Değerli katılımcılar, bu toplantıların şu anda dördüncüsü yapılıyor. Biz bugüne kadar Büyükşehir'i yaptığımız çalışmalarda, bütün hizmetlerde hiç reklam yapmadık. Anlatmadık da. Daha doğrusu büyük bir bu reklam kampanyasını yaptıklarımızın çoğunu anlatmadık. Ancak şimdi buraya kadar gelmişik. 1617 gün geçmiş, daha 208 gün daha bugüne itibaren günümüz var. Vatandaş da yapılanları duymak ister. Geçen gün işte arkadaşlarla toplandık, bir kitap haline getiriyoruz şimdi olayı. Yani 24 tane daire başkanlığının yaptığı işler, TESKİ'nin yaptığı işler, onun daire başkanlıkları bir kitap haline gelecek. Örneğin kitabı sizlere de vereceğiz tabii. Yaklaşık olarak şöyle bir kalın bir kitap olacağı meydana çıktı zaten. O kitabı açtığınız zaman Süleyman Paşa, işte ne bileyim Hürriyet Mahallesi neler yapılmış, her daire ne yapmış orada göreceksiniz. Bunları anlatıyoruz ama böyle bir sisteme başlayınca, bunu başlamadan önce de sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirmek amacıyla bu toplantıları yapıyoruz. İlk olarak Tekirdağ'ın 5 tane ticarethane odası ve 4 tane borsa yönetimini çağırdık, onları anlattık iş adamlarına. Arkasından hemen esnaf odaları birliklerini çağırdık, onları anlattık esnaf odaları birliklerine. Onlara bütün Tekirdağ ama Tekirdağ artık benim konuşmamın Tekirdağ geçiyorsa 11 ilçenin tamamıdır. Yani buradası değil. Süleyman Paşalılar kendi ona göre buradan kendi pay çıkarsınlar. Yani bugün anlatacaklarımızda Süleyman Paşalılar Tekirdağ değil artık. Hepsi Süleyman Paşalı buralı. Onun için bunları anlatmaya ihtiyacımız duyduk. Arkasından da ziraat odalarını ve tarım kuruluşlarını. Bugün de Tekirdağ'ın 11 ilçesinde mevcut sivil toplum kuruluşlarını ve mimar odalarından yani bütün arkadaşları çağırıp ben bir açış konuşmasından sonra Sayın Genel Sekreterim bir kısa bir yapılanları bir film bir göstereceğiz size. Kısa bir 10 dakikalık. Arkadan TESKİ Genel Müdürüm TESKİ'nin yaptıklarını sonra sizin sorularını alacağız. Ondan sonra da kabul buyursanız beraber bir yemek yiyip daha sohbete devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar nasıl oldu? Ne oldu? Geldiğimiz noktada Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bugün 4340 çalışanıyla, 24 daire başkanıyla ve 70 şube müdürüyle yukarı doğru çıktığınız zaman genel sekreter yardımcılarıyla birinci grup müşavir oturmuş bir sistem. Ama şurada bir sorun var. Şimdi bakınız Süleyman Paşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinan bu ilçenin 37. Belediye Başkanı. Çorlu'daki şimdiki arkadaşımız 34. Belediye Başkanı. Veyahut da Malkara'daki Ulaş Başkan 19. Belediye Başkanı, Saray'daki 25. Belediye Başkanı. Yani 25 dönem veya 30 dönem veya 40 dönem 5 ile çarpın 200 yıl yapar, 180 yıl yapar. Süleyman Paşa 176 yaşında. Şimdi burada aynı yerel yönetim modelinle vatandaşlar yönetilmeye alışmışlar. Yani ilçe belediye başkanı yörenin tek hakimi, tek patronu. Yani onun her dediği o yapıyor. Bütün altyapı hizmetleri, su kanal hizmetleri, zabıta, itfaiye, yani yerel yönetim bütün hizmetlerini o yapıyor. Diğerlerinde de böyle. Vatandaş buna alışmış. Ama şimdi 30 Mart 2014'ten sonra Büyükşehir olursunuz. 11 ilçede bu hizmetlerin %75'ini Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Şimdi bu sistemin oturması için de ciddi boyutta zamana ihtiyaç vardı. Vatandaşın zamanla yarışıyor. Vatandaş zamanı kabul etmiyor. Haklıdır da. Madem Büyükşehir olup ben Büyükşehir'in nimetlerini bir an evvel görmek istiyorum diyor. Ve bu sürede çok 100 gün izin istedik. 100 gün içerisinde de işte genel sekreterimiz ve alt kadroyu oluşturduk. Genel sesi genel müdürümüzü atadık. O bir yandan oluşmaya başladı. Ama bir kadro var. Bana teslim edilen 6 aydır da çok fazla iş yapmayan, kapanan belde belediyelerinden gelen, efendim özel idaresi kapanmış, oradan gelen bütün bu 1680 kişi bir havuzun içerisinde bizim yönlendirmemizi bekliyor. Bunları işte organizasyon şemasındaki kutulara yerleştirme, hiçbirinin büyük şey deneyimi yok. Yapalım derken o sistem yürüdü. Bir yıl bunlarla uğraşmak durumunda kaldık. Ondan sonra da sistem kendiliğinden oturup da çalışmaya başlayınca
ortaya çok güçlü bir büyükşehir modeli ortaya çıktı. Ve artık bu Tekirdağ Büyükşehir'de 30 yıllık, 28 yıllık, 14 yıllık büyükşehirlerden yarışmaya başladı. Biraz sonra Sayın Teski Genel Müdürüm anlatacak. Teski'nin bugün su kalitesi yönünden Türkiye'de ilk üçe girmesi ciddi boyutlarda bir olaydır, meseledir, olaydır ve bizim için de gurur verici olaydır. Teski'nin Tekirdağ Büyükşehir'in yatırımlarını da biraz sonra anlatacağız sizlere. Bu süre içerisinde özellikle son 2,5 sene büyükşehir gücünü kendi üzerimize fazlasıyla hissediyoruz. Ama biz 1,5 sene gerçekten arkadaşlar çok zorlandığımızı söyleyebiliriz. Ya şimdi düşünün, basit bir örnektir, bunu hep veriyorum. Siz az evvel zabıta haftasıydı. Bugün zabıta kuruluşunun 192. yıl dönümü. Onları da orada konuştuk, ayrısı olsun dedik. İlçelerde bile sokaklar ve caddeler ayrılıyor. Şimdi çoğunda diyelim ki 75 tane cadde var. 55 tanesi büyükşehirin, 25 tanesi Çorlu Belediyesi'nin. Bunlar da ayrılıyor. Ve parklar, 15 dönüm üzeri parklar büyükşehirin, 15 dönüm altı parklar şeyin, ilçe belediyesinin. Şimdi zabıta gidiyor. Bunu hep örnek olarak görüyorum. Size de bir bilginiz olsun diye. Zabıta gidiyor diyelim, bizim Ruşen Güneş Cavit'teyiz. Bizim pazarın bulduğu cadde. Orada bir seyyar satıcı görüyor. Süleymanpaşa zabıtası. Diyor ki o seyyar satıcı, burası senin görevin diyor. Burası da büyükşehirin diyor. Arkadan bizim büyükşehir geliyor, yan sokağa gidiyor. Burası Süleymanpaşa'nın. Buraya karışamaz mı? Süleymanpaşa'nın diyor. Şimdi bunlar bir komedi olarak anlatıyorum ama bunlarla da karşılaştık. Ve sonunda o herkes kendi gücünü, herkes kendi çalışacağı sistemleri oturdu. Ama bunlar hep zaman alan konular. Bütün bunlar olduktan sonra da artık sıraya yatırımları yapmak oluyor. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 172 projede TESKİ dahil, ben de oranında yönetim kurulu başkanıyım, biz bütünüz biz 172 projede 1 katrilyon 700 trilyonluk, yani 1 katrilyon 700 milyonluk yatırım yaptıysa bu gerçekten iyi bir çalışmanın sonucudur. İşte bu bizim size bu yatırımları anlatacağız bugün. Sizin bu konuda soracağınız sorular ne varsa onu dinleyeceğiz. Ancak tabii Tekirdağ'ın bir özelliği var. İl olarak şimdi Tekirdağ'da. Tekirdağ Türkiye'de nüfus artışı en çok olan ikinci sıradaki il. 3,6 her sene Tekirdağ'ın nüfusu %3,6 artıyor. Türkiye'nin %1,2. Ve her sene Tekirdağ nüfusu bir Malkara'ya, bir Hayrabolu kadar veya bir Şarköy kadar artıyor. İşte ortalama 15 bin doğum var, 5 bin ölüm var, 10 bin oradan. Geri kalan 25 bin kişi göç oluyor Tekirdağ. Bu göç nereye gidiyor? Çoğunluğu Şarköy kapattı grubunu. Orası sanayi kesimi. Buraya geçin Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Bunatlı, Saray, tarım kesimi. Sanayi kesiminde kilometre kareye 800 kişi düşüyor. Tarım kesiminde 45 kişi düşüyor. Yani şimdi öyle bir ilde büyükşehir belediye başkanı yapıyorsunuz ki vizyonları çok geniş. Başka yerde bu kadar geniş vizyon yok. Her ilin bir iki vizyonu vardı. Tekirdağ'ın sanayi vizyonu var, tarım hayvancılık vizyonu var, üniversite vizyonu var, turizm vizyonu var, lojistik vizyonu var. Yani 5 ayrı vizyon var. Hepsi de Türkiye'nin gündeme oturacak kadar pozisyonlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunu bilin, iyi bilmeni istiyorum. Tekirdağ 2. dönemde ve 3. dönemde Türkiye'nin en çok kendinden ismini bahsettiren büyük şehir olacaktır. Kesinlikle böyle arkadaşlar. Çünkü bir Tekirdağ bir elmas. Çok iyi işlemek lazım. Yıllardır açık söylüyorum. Hani geri bırakıldım, ben enkaz aldım. Bunları söylemek istemiyorum. Ama Tekirdağ gibi vilayet eğer bugün Mardin'in gerisinde kalmışsa oturup düşünmemiz lazım arkadaşlar. Hepimiz düşünmemiz lazım. Tekirdağ bu. Bakın 35 kilometre, 50 kilometre sonra Avrupa'ya çıkıyorsunuz. Burada İstanbul. Ve iki denizden komşu. Yani Türkiye'de 5-6 tane vilayet var. Tekirdağ'da bunlardan bir tane. İki denizden komşu. Marmara Denizi'nden 136 kilometre, Saray'da 2,5 kilometre Karadeniz'den komşu. Böyle bir vilayet. Allah her türlü güzelliği vermiş. Yani agroturizm, ekoturizm, enoturizm, yani hepsi var. Yeter ki beni işteyim diyor. Ama bugüne kadar işte samimi söylüyorum. İşte büyükşehir belki bir şans oluyor Tekirdağ için. Çok çabuk çağ atlatacağız hep beraber. Ama şimdi hepimize görev düşüyor burada. Bu görev sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tek başına aldım ben yapıyorum, getirdim projeler bunlar değil. İşte burada sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düşüyor. Bu dönem milletvekillerimiz var, bunu da hep söylüyorum. Yanlarda seçildiler. Şimdi önümüzde 30 Mart'tan sonra 5 yıl seçim yok. Hiç siyasal bir
şey yok, manevra yapmaya gerek yok. Herkes hizmet manevrasını ortaya koysunlar. Bak biz, ben bugüne kadar hiç biz yerel yönetimler 11 belediye başkanı hiç siyasal manevra yapmadık. Sadece hizmet yaptık. Oysa siyasi olarak rakiplerimiz maalesef bu olayı çok rahatsız edici boyutta işlediler. Yani düşünün, seçim oluyor. 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri, referandum, arkadan bu son seçimler. Ya siyasal referandum oluyor. Türkiye'de anayasa referandumu. Evet veya hayır denecek. 18 madde. Biz hayır diyenler gerekeni söyledik. Evet diyenler, yani şu anda İktidar Partisi'nin grubu, buna iki tane daha madde ilave ettiler. 19. maddeye Kadir Albayrak, 20. maddeye o bölgedeki kim varsa işte belediye başkanı şeyler, devamlı onlara yüklendiler. Ya arkadaş, siz bize ne yükleniyorsunuz? Bırakın siyasetinizi yapın veya anlatın kendilerini. Yani malzemelerini tamamen siyaset üzerine yaptı. Ben bu üzüntüsü içerisindeyim. Bir üzüntüm de, bakın 11 ilçeye 11 okul yaptık. Ben bu bölge, ben bu hizmete hazırlanırken dersimi çalışarak yaptım. Yani öyle, ben geldim, göreve talibim değil. Milli Eğitim'den bir rakam aldım arkadaşlar, bunu bilmenizi istiyorum. Tekirdağ her sene gökler ve nüfus artışından dolayı 5000 öğrencilik derslere ihtiyacı var. Her sene bu. Bakın Tekirdağ'ın nüfusu, biz devraldığımız zaman 874.475'ti. 4 sene önce. 2017 nüfusu 1.005.463. 130.888 nüfus artmış Tekirdağ'da. Bunların hepsine, bir kere en azından tezkiyeler müdürüm burada. Bu kadar insana 10,5 milyon metreküp su bulacaksınız her sene. Su kaynaklarının kısıtlı. Onlara okul bulacaksınız, okul yapacaksınız. Her sene bizim yaptığımız 10 tane 15'te okul yapmak zorundasınız. Şimdi böyle bir okul olunca biz kalktık. İlk projemizi 11 ilçe 11 okul projesi yaptık ve hepsini teslim ettik Allah'a şükür. Ama bir şey daha yaptık. Bunu gururla söylüyorum. Hepsinin adını Mustafa Kemal, Cumhuriyet ve Hürriyet şey, ve İsmet İnönü. Yani bizim özlem duyduğumuz liderlerin ismini. Buna ihtiyaç var arkadaşlar. Çok ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var. Ve onun dışında 100'e yakın okulun doğalgaz dönüşümü, işte mantolama, bahçe duvarları, tanzim, bunu da yaptık. Yüzden fazla caminin, bizim biraz camiciliğimiz de var işte. Gören imam geliyor bize diyor ki, şu da lazım, hangi camiye gitsin? İmam bana sorun getiriyor. Oysa 4 katı yolun bütçesi var Diyanet'in. Bunu çoktan yapabiliriz. Yani şimdi bir yere gelmek istiyorum. Her kesime yardım ettik. Bunu yaparken siyasal rakiplerimiz çok da önemli değil diyor. Okul belediyenin görevi yapmasaydı. Evet belediyenin görevi değil ama manevi görevi. Bakın 22 tane okulun ilkokul okulunun içme suyu ve depolarının değiştirdim. Çıkan depoları görseydiniz bugün insan içine çıkamazlardı yani. Bunlar bir manevi görev, insanlık görevi var. Onun için ben istedim yani bu okulda açılırken o herkes gelsin, bütün siyasi partiler gelsin. Temelini beraber atalım, açılışını beraber yapalım. Ne temelini atmaya geldiler, ne açılışa geldiler. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Arkadaşlar, birlik beraber olma zamanımız. Yoksa öyle, karayolları AK Parti'nin veya yerel yönetimler Cumhuriyet Halk Parti'nin, efendim Devlet Su İşleri AK Parti'nin yok arkadaş. Hepsi bizim. Karayollar da bizim, Devlet Su İşleri de bizim, herkes bizim. Bir araya katlanmak zorundayız arkadaşlar. Bir arada olacağız. Türkiye'nin buna en çok ihtiyacı var. O nedenle onları okul projelerimiz bitti. Tarımsal projelerimiz oldu. Gerçekten çok ciddi boyutta. Çünkü bakın Tekirdağ tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin başkenti Ankara Haydabolu grubu. Türkiye'de bakın bu bölgede Türkiye'de üretilen ayçiçeğinin %33'ü burada üretiliyor. Buğdayın 20'de biri, kanalının %65'i, üzümün %3'ü, arpanın %2'si, pirincin %8'i burada üretiliyor. O zaman bu bölgenin tarımsal olarak desteklenmesi lazım. Hayvancılık, Mankara, Hayrabolu işte bu bölgede bir geniş bir deneyim var. 1000 ton süt çıkıyor her gün bu burada. İşte onun için de gittik hayvancılığın merkezine. Türkiye'nin en büyük, ikinci büyük et kombinasını yaptık. Allah kısmet etse Aralık ayında hep beraber açılış yapacağız. Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında sosyal projeler ama önemlisi Tekirdağ deprem kuşağında. Buna hepimiz kendimiz hazırlamamız lazım.
olur ve Allah göstermesin. Hiç olmaz.